Hilal Kaplan. Demirtaş o çıkışı neden yaptı? HDP eş başkanı Demirtaş seçim akşamı bize emanet oy vererek HDP'nin Türkiye'nin demokratik siyasetin önüne açmasını isteyenleri mahcup etmeyeceğiz demişti. Ertesi gün Kandil'deki Mustafa Karasu'dan sert bir itiraz geldi. Emanet oylar falan yoktur. HDP'liler de bunu yanlış değerlendiriyor. Bazıları HDP'nin barajı açması için oy vermiş olabilir bu emanet değildir. Bunun üzerine Demirtaş geri adım attı. Her oy kıymetlidir, hangi gerekçeyle verilmiş olursa olsun ama HDP tümüyle emanet oylarla buradadır şeklinde bir yaklaşım doğru olmaz. Yine HDP eş başkanı Figen Yüksekdağ, seçim öncesinde AKP başta olmak üzere hiçbir partiyle koalisyon gündemimizde değil demişken, birkaç gün önce tam tersini söylüyor, kırmızı çizgilere elveda diyordu. Bundan sonraki süreçte gelişebilecek müzakere süreçlerinde kapımız sonuna kadar açık. Kimsenin bir süreçte kırmızı çizgilerinin benim anlayışım, benim merkezim gibi dayatmalara girme lüksü yok. Bu çıkışlarda KCK Yürütme Konseyi üyeleri duran Kalkan'la Murat Karayılan arasındaki görüş farklılıklarının da etkili olduğunu düşünmek mümkün. Çünkü PKK'nın yönetimindeki bu iki isimde HDP'ye farklı siyasal istikametler önerdiler. Kalkan emrivaki bir üslupla HDP mevcut güçleri yönetmeye giremez, girerse düzen partisi olur. Çünkü Türkiye'de yasalar anayasa, sistem değişmedi derken Karayılan aynı fikirde değildi. Ben filan kesimle koalisyona girmem türünden açıklama ve tutumlarda bana göre duygusallık vardır. Bu siyaseten pek doğru da değildir. Öyle kendini bazı şeylere hapsetme yerine ilkeler üzerine konuşmak önemlidir. İlkeleri olan bir partinin ben şunu yaparım şunu yapmam deme değil, kendi ilkelerini ortaya koyması gerekmektedir. Dün Demirtaş, Karayılan'ın ilkelere vurgu yapan açıklamasını andıran biçimde, AK Parti ve CHP bizim ilkemizi de içine alacak bir koalisyon kurarsa dışarıdan destekleriz dedi. Böylelikle AKP ile asla yol almayacaklarını söyleyen, AKP'nin olduğu hiçbir yerde yokuz diyen Demirtaş kendi sözünden dönmek zorunda kaldı. Hani asmayacaktınız da yargılayacaktınız diye sorarlar adama ama ben sormam tabii. İşin ilginç yanı AK Parti ve CHP birlikte koalisyon kurmaya karar verirlerse zaten HDP'nin desteğine ihtiyaçları olmaması. Öyleyse Demirtaş bu çıkışı neden yaptı? Birincisi AK Parti ile koalisyon kurulmasına yönelik HDP üzerinden büyük bir taban baskısı var. İpsos araştırmasına göre HDP tabanının %58'i, HDP'nin seçim döneminde IŞİD'ciden katile demediğini bırakmadığı AK Parti ile yol almasını istiyor. Demirtaş tabanı ve kandili yumuşatmaya çalışıyor. Biz yapmayalım CHP'yi öne sürelim dostlar uzlaşmada görsün demek istiyor. Nitekim Demirtaş gibi CHP-MHP koalisyonunu önceleyen Sezgin Tanrıkulu da bu hamleyi görüp Demirtaş'a sitemle karışık şöyle çattı. CHP'yi AKP ile koalisyona itmeye çalışan sol dostlar çok istiyorlarsa araya hiç aracı sokmadan kendileri buyursun koalisyona. İkinci sebepse kurulması durumunda HDP'nin AK Parti'yi değil MHP'yi önceleyerek kendi tabanını çıkarlarına aykırı davrandığını kanıtlayacak olan AK Parti MHP koalisyonu seçeneğinden korkulması. Zira seçim dönemi boyunca MHP ile birlikte çözüm sürecini yürütürüz diyen HDP'nin MHP ile koalisyona girecek AK Parti'ye getirebileceği tek eleştiri yok. Erdoğan'a seni başkan yaptırmayacağız diyenlerin yolu MHP lideri Bahçeli'yi başbakan yardımcısı yapmaya çıktı iyi mi? HDP bir AK Parti MHP koalisyonunun gerçekleşmesini önlemeyi başarabilecek mi? Göreceğiz. Ama başaramazsa da AK Parti'yi bu noktaya en başta CHP MHP koalisyonu istiyoruz diyen kendileri getirdi bilinsin. Hilal Kaplan sabah.